Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte, evet sevgili değerli izleyiciler. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Açlayalım. Başlık açığımız bir üst değere, bir üst kıymete kendini ram etme, feda etme, vakfetme, hayatını adama halinin adıdır aşk. Sonsuza kanat açmaktır. Bir fotoğraf, bir anlık görüntü değil, bir filmdir. Bitmeyen ebediyete doğru giden bir süreçtir. Şiren, olgunlaştıran, yetiştiren, insana insanlığını kazandıran, hayatını anlamlandıran bir disiplin, bir ateştir. Bekir Develi soruyor. Hocam, meseleleri doğru tahlil edebilmek için öncelikle doğru kelimeleri kullanmanız gerektiğini biliyoruz. Ve siz de buna her vesileyle deniyorsunuz. Lisesinden üniversitesine, üniversitesinden evlisine, aşktan, sevgiden, muhabbetten bahsediyorlar. O kadar fazla kavram var ki, önce bunları yerli yerine yerleştirmek, tuğlaları sağlam koymak gerek. Bize doğru kelimelerle neyin ne olduğunu anlatır. Aşk nedir, muhabbet nedir, sevgi nedir? Gerçek aşktan anlamamız gereken nedir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Dedi ve hayatım aşk. Güzel bir cevap, güzel, muazzam bir cevap geliyor. Nefsin arzularına aşk adını vermek, altın tac giydirilmiş, hel hör başa benzer, deyilmiş. Biz orada bir anlam kaymasına uğradık. Aşk deyince zihin dünyamıza hemen cinsel bir alaka, bir yakınlaşma falan filan geliyor. Çok eksik, çok yanlış bir anlama biçimi. Bir üst değere, bir üst kıymete kendini ram etme, feda etme, vakfetme. Hayatını adama halinin adıdır aşk. Sonsuza kanat açmaktır. Bir fotoğraf, bir anlık görüntü değil, bir filmdir. Bitmeyen ebediyete doğru giden bir süreçtir. Pişiren, olgunlaştıran, yetiştiren, insana insanlığını kazandıran, hayatını anlamlandıran bir disiplin, bir ateştir. İnsanoğlu soğana benzer. İnsanoğlu soğana benzer. Soğan nasıl ki acıyken ateşte tatlılaşır. İnsan da aşk da pişerse tatlanır. Yoksa acı, epey acı bir şeydir insan. Aşk, insanı pişiren bir hadise. Görünüşte zayıflatır, sarartır, inceltir, kaybettirir ama haddi zatında insanın hayatı o kadar anlamlı olmaktadır ki onsuz her şey boşluğa düşer. Anlamsızlaşır, mahvolduğunu, kahrolduğunu hisseder insan. Aşkın muhatabı önemli yani. Bugünlerde aşk var mı diye bazı sorularla karşılaşıyorum. Bir örnek vermiştim gençler kolay anlasın diye. Adam İstanbul'da, Pendik'te bir yerde oturuyor. Tuttuğu takım Avrupa yakasında. Epey uzakta yani. 2 saatten uzun süren bir yolculukta, kış gününde, bin bir meşakta estadına İntikal ediyor. Dar gelirdi bir taraftar dostum. 2 saat bekleyip tir tir titreyerek bir bilet tedarik ediyor. Normal yolla bulamazsa kara borsadan. Stadyumdaki en az 2 saat süren feryat, figan,
ve titreyişten sonra bir o kadar daha meşakkatle eğlenir. 90 dakika zarfında olup biten her şeyi 6 gün boyunca karşılaştığı herkese anlayan yüzü hala ediyor. Değerlendiriyor. Her gün 40-50-60 sayfalık bir spor gazetesi okuyarak bilgilerini taze tutuyor. Öbür hafta çoluğu çocuğu unutup deplasmanda oynayacak takımın peşinden başka şey bekliyor. Meşakkatle katlanıyor. 1-2 hafta değil, 5-10 yıl değil, ömür boyu. Böyle bir tutkunun zebunu oluyor yani. Aşk bu değilse nedir? Düpedüz aşk işte. Fakat aşkın neye yöneldiğini sorgulamak, merak etmek lazım. Çünkü insan sevdiğinden kıymet alır. Bir insan ne belirleyen şey neyi sevdiği, neye tutkun olduğu, neye aşık olduğudur. Böyle tarif ettiğim biraz da karikatürize ettiğim biçimde ki aşkın zevunu değilse insan biraz dikkatle bakılırsa nefsine aşıktır. Öyle midir? Evet. Kendi arzularının takipçisidir yani. Hem de nasıl bir şekilde safsızca. Nefsi ne isterse onu verir. Veremediği zaman mutsuz olur. Nefsinden ayrılmadan bu aşkı hissetmesine fırsat olmaz. Tabii olarak yaşar ve nefsini razı etmek. Etmek gibi bir niyet tutmasına da ihtiyaç yoktur. Zaten bu peşin bir niyet. İşte Allah'a kavuşan, nefsini ezip hizaya sokan, Allah dostu olanın da onun rızasını kazanmak için ayrıca niyet etmesine haber yok. Nefsi için niyet etmeden kalır ki Allah için aynı ihtiyaçla yapar ve böylece ne olur? Tam olur. Evet, Vekil Devel'den şahane bir soru geliyor Sayın Vekil Devel'den ve Sayın Hayati İnanç'tan muazzam bir yalnız gelecek. Az sonra demiyoruz, devam ediyoruz. Neye aşıksan olsun diyebilir miyiz? Neye aşıksan olsun, yani ben onu ihtiyatlı söyleyip değerin o kadardır, değerini oradan alırsın dedim. Çok tehlikeli bir yere varmaması için. Dedi Bekir Devel'den eyvallah. İzahı zor, kelleler gitti. O hususta biliyorsunuz. Dedi Hayati İnanç ve Bekir Devel'i ekliyor. Tabi Hallacı Mansur. Hayati İnanç cevap ediyor. Hallacı Mansur'u çektiler dara, o kadar cesaretim yoksa oralarda fazla gezme. Dedi ve Bekir Devel'in hiç yok, hemen döndüm geri. Hayati İnanç canı peşin isterler. Ne demişti neyden teslim? Canına kıymazsan seyahat etme. Çok enteresan bir şiiri vardı onun. Okumaya başlıyor. Hicran destanını kendinden oku, Mecnun'dan duyup da rivayet etme. Aşkın meydasını gördünse söyle, söz temsili bulup hikayet etme. 100.000 Leyla doğar alemde her gün, senin aradığın zevk, sefah düğün. Tutacağın işi önceden düşün, daha ilk adımda nedamet etme. Sevdanın adına pek güvenilmez, tutuşursan eğer kolay sönülmez. Bu yolun hükmüdür, geri dönülmez, canına kıymazsan seyahat etme. İyi bak kabına olmasın delik, iyi bak kabına olmasın delik. Boşuna taşırsın gider gündelik, anında olmalı ettiğin iyilik. Alem duysun diye inayet etme. Kabe'den maksadı tanıktır yara, kör gibi tapınma kara duvara. Hızır'ı ararsan kendinde ara, bulamadığın gibi rezalet etme. Muhabbet herkesin aklını çelmez, gönül viranesi kolay düzelmez. Alemden çekinme, bir zarar gelmez, sen kendi kendine hıyanet etme.
Sen şatır gönle hicran donmasın, geçtiğin gülşeni gamla solmasın. Neyden gibi aklın yarda olmasın, özründen çok büyük hava etme. Neyzen Tevfik bu şiire bir de şu ismi koymuş. Anladın mı? Anladın mı? Demiş. İnsan aşık olma istidadında burası çok önemli. Böyle bir kabiliyeti var yani. Bekir Develi, insan aşık olur. Olur herkes istisnasız. Olur herkes istisnasız. Hayat inanç, Maya'da bu var. Bekir'de böyle, evet. Şimdi madem böyle bir kabiliyet var, bu kabiliyeti doğru yönlendirme, terbiye etme, izah etme bir mesele. Nefsine aşık olur, paraya aşık olur, kadına aşık olur, makama aşık olur, dünyaya aşık olur. En sık olanları bu sırayla sayıyoruz. Olur da olur. Gençliğinde şehretin, yaşlılığında şöhretin etiği olur. Ama işte insan olmak, aşkı, hakiki, kalbini, tevcik etme kabiliyetinin adıdır. Her şeyin sahibi olandır. Sevmeye layık olan, aşka layık olan odur. İşte bu yolda sürmek, onu tanımaya çalışmak, hakiki sevgiye ulaşmak. Eğim ki bütün yaratılmışları, bütün mevcuatı, muhabbet ve sevgi adına bunların hürmetine yarattı. O halde merkezde sevgi var, her şey sevgiyle başlıyor ve bitiyor. O terbiye kavuşmak, şu meşhur taziyeyi hiç unutmamak gerek. Muhabbetten Muhammed oldu asıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? O sevgiden hasıl oldu. Onun olmadığı yerde sevginin sureti vardır. Benzeri vardır, sahtesi vardır ama hakikati yoktur. O Habiballah, o Habibullah, onun sıfatı bu, Allah'ın sevgisi. Onun hakkında yazılanlar biliyorsunuz, kütüphaneler dolusudur. Bitmez, tükenmez. Bütün peygamberler Allah'a aşık, Allah ona aşık. O sevgi peygamberin takipçisisin, onun peşindesin. Bu mukaddes, bu tatlı, bu paha. İçilmez sevgiyi kazanmak için arzu olmak, talepkar olmak, sabırla beklemek ve sabırla beklemek ve gereğini yapmak lazım. İşte buraya kadar konuştuğumuz şeyler onun hizmetkarlarıdır. Maksat kavuşmaktır. Kahveden maksadın varmaktır yara. Kör gibi tapınma kara duvara. Söylediklerinizin dışında bir kadına karşı cinse yani taife latife aşık beslemek, aşk beslemek kötü bir şey midir dedi Bekir Develi ve
Hayır hayır hiç de değil dedi Hayati İnanç. Çünkü bakıyoruz Efendimiz Aleyhisselam ezvacı tahiratına aşıktı. Hatice annemize aşıktı ama aşkın menbaını ıskalamadan aşıktı. Bunu nasıl formüle edelim hocam? Bizim için çizilmiş sınırların dışına taşmamak. İşte din o demek. Kırmızı çizgi. Mayın tarlası meselesi. Yani mayın tarlasına girmemek kaydıyla. Haram olana, yasak olana, mayın tarlasının içinde olana döndüyse aşk olur ya ona aşık oldu. İşte o aşkı kinetize etmeyip içinde tutmak şehit olmaya sebeptir. O dertle ölen şehit olur. Bu çok büyük bir mertebedir malum. Hayat inanç cevabını verdi ve fikirde ölünen yine muazzam bir yanıt. Aşkından öleceksin ama harama tevessül etmeyeceksin dedi. Sabır şekilde özetledi ve Hayat inançtan muazzam bir yanıt geliyor. Derler ki aşka kavuşmak yoktu. Kavuşursan çoluk çocuk olur. Çok konuşulan bir şeydir. O mecazi aşk, hakika aşka merdiven, bir alt basamak. Çoğu kere öyle olmuştur. Yani Leyla diye Mevla'yı bulan Mecnun gibi. Yüzyıllardır medeniyetimizin sembol şahsiyeti Kays'ın hikayesi bize bir derstir. Ve şair bize bu noktada herhalde hatırımıza kalsın diye şunu söyler. Kays'ı gör Mecnun iken alemde şöhreti girdir. Hiç seni bir kimse yad eder mi? Akıldır deyü. Şöyle diyor Kays'a bak. Mecnun oldu da yani aklı örtüldü de aşkının gücüyle aklını açtı. Aklın bir üst pilot formuna çıktı. Kendisine deli denilecek noktaya geldi. O sayede aleme şöhreti yayıldı. Sen de akıllısın bakalım yarın senin sen de akıllısın. Bakalım yarın seni anan olacak mı? O yüzden de aşığı yıldıramıyorlar. Akıllar anmazlar. Aşıkları anarlar diyor. İşte aşk uğruna verebilmeyi, feda edebilmeyi, kahramanca savaşabilmeyi benzi ediyor. İnsan bunu bazen etrafında dini hayatı yaşarken görür. Engeller çıkar, sarp geçitler çıkar. Bir şeyler feda etmesi icap eder. Biraz kınanmayı göze alması gerekir. Desinler demesinler, endişesinden sıyrılması gerekir. Deli diyeceklerdir bunu bilir ama işte ona rağmen ısrar eder. Doğru yoldan ayrılmaz, çizgiden sapmaz ve kenar gidiyor. Allah! Aşk bir ateştir. Odun yanar kül olur, adam yanar kul olur. Bu ateş insanı Adem yapan, insanı hakiki insan yapan, insanı kamil yapan bir süreçtir. Bu ateş kelimesinin mısralarını süslemek için kullandığım zannedilebilir diyor. Şeyh Galip merhum yani kafiye tutsun diye mısralara takılıp halavet gelsin diye öyle diyor. Sanırlar bir imanı kim? Eşki, tuğnin nazım rengindir. Bir ateş taredir. Geh dile, geh dilden zuhur eyle. Sandıklar gibi değil. O bir ateş parçasıdır. Gerçek bir ateştir. Bazen gönülden, bazen gözden zuhur eder, görünür. Hakikaten de kalbin yanması ve gözlerden yaş gelmesi ağlamak içinde tezahür eder. Görünür. Yani biz hissettiğimiz şeyin gerçek. Yani biz hissettiğimiz şeyin gerçek aşk mı yoksa illüzyon mu olduğunu anlayabiliriz. Anlayabiliriz. Eğer Allah anlarız. Herkes anlar. Ona da yanılma olmaz Allah'ın izniyle. Ayrılık veya aşk ile ağlayanın gözyaşları ateş gibidir, sıcaktır.
soğandan da yaşarır göz ama soğuk dökülür esneyince. De yaşarır göz ama soğuk dökülür. İşte buna bakıyor şair. Müthiş güç yahu. Şeyh Galip. Şeyh Galip. Nezare-i germ ettikçe ey çeşm, ateşte ağı yeksan edersin. Ey gözlerim kızarmış, yanmış sıcak sıcak ateş gibi taze gözyaşı dökmüş. Göz sen böyle baktıkça ateşte suyu birleştirirsin, aydınleştirirsin. O ateş o suyu buharlaştırıp yok etmez, o su da ateşi söndürmez. Halbuki suyla ateş birbirinin zıttıdır. Birinin olduğu yerde öbürünün olmaması lazım. Ama aşk öyle bir şeydir ki ikisini bir arada tutar. Hangi ateşte hangi su? Kalbinin ateşi, gözün yaşı. Ayrılık acısı çekmek, özlemek. Hasret çekmek, ağlamak. Ve ağlamak bu işin şartı. Şimdi gençler şöyle diyebilir. Biz aşık değilmişiz. Bizimkine aşk demiyorlar. Oysa ben de dinlediğim şarkıda onu anlıyorum. Ben de gökyüzüne bakınca, güzel bir manzarayı izleyince keşke o da yanımda olsa diyorum. Ben de uyumadan önce onu düşünüyorum. Ama nasıl oluyor da benimki aşk olmuyor? Sonra hepten temelsiz değil de mertebeler var tabii. 3 kademe var burada. 1 muhabbet, 2 aşk, 3 dert. Muhabbet en alt mertebedir. Muhabbet en alt mertebedir. Muhabbet ehli mahbuyla bulunmaktan zevk alır ama yokken kaybında değildir. Rahattır. Görünce "ah seni özlemişim" der. Sarılır. Tamam doğrudur, bir sevgi derecesidir. Onun adı muhabbettir ve yabana atılmamalıdır. Ama bir üstü vardır ki o da aşk ehlidir. Mahbubunu görünce memnun, görmezse mahzun olur. Daha da üstü görse de mahzun, görmese de mahzun olmaktadır. Bu da dert ehli için geçerlidir. Görünce niye mahzun oluyor hocam dedi Bekir Demir'i. Hayat inanç yanındayken daha çok ağlar aşk kısmı. Kalbim demeyeyim, bu hal ne kadar devam edecek, kabul edildi mi? En çok yanındayken özler biliyor musun? Dedi Hayat inanç. Lan muazzam bir soru bu sefer ve Bekir Develi "nasıl hocam ben anlayamıyorum" dedi ve hayatını aç müthiş bir şekilde yanıtıyor. "Ben de anlayamıyorum, anlamak diye bir şey yok zaten, yanındayken yanar tutuşur, ayrılınca daha çok yanar." Bak şöyle bir şey var. Ahmet Cevdet Paşa merhumunun şair olduğu pek bilinmez. Muazzam bir hukukçu. Muazzam bir hukukçu. Muazzam bir hukukçu. Yüksek seviyede başarılı bir bürokrat olması hasebiyle onun o heybetli şahsiyetinin arkasındaki şair kimliği hep ihmal edilir. Fakat aslında çok enteresan bir şair. Meğer sermaye-i şadiymiş köy-i dilarada, ilişkim nakdini hak ile maşuş ettiğim derler. Zaten ağlardım onun muhidinde, onun kapağındaydım. Oraya doğru bakar, onu göremedikçe ağlardım. Özleyip ağlardım fakat... Ne büyük saadetmiş, şimdi gurbetteyim. Gene orada olsam da ağlasam. Yani buna benzer bir şey yaşadığım için söylüyorum. Bakarsınız çıkmaz pencereye, çıkmaz dışarıya. Ağlarsınız, özlersiniz ve bunu dert zannedersiniz. Meğer onu yakınımda görememenin ızdırabıyla ağladığım günler ne büyük mutlulukmuş. Şimdi o sokaktan da uzağım. Eve de bakamıyorum. Keşke orada olsam da yine ağlasam diyor. İnsan ancak aşkla insan oluyor. Başka türlüsü yok. Bakarsın görememekte kemal bulursun, görmekte kemal bulursun.
görünce de korkarsın. Huzurlinin şu kasidesinde ne diyor hele bir bakalım. Vehm ile söyler dili mecrub pelikanın sözün. İhtiyat ile içer her kimde olsa ya Resul. Benim dünyadaki tek arzum senin bir bakışına kavuşmak. Ama seni anarken bile kalbim titriyor. Çünkü o kadar ağır bir şey ki en çok özlediğim sensin. Ama sana aniden kavuşursam kalbim durur, yaşayamam. Kılıç yarası almış olan birinin su diye inlerken kana kana su içtiği takdirde sudan öleceği gibi. Aşk öyle bir şey azizim, aşk öyle bir şey. Hakkında konuşulması caiz olmayan bir şeyi konuşuyoruz ama elde değil. Bakışı ayrı yakar, bakmaması ayrı yakar. Uzaktayken yanarsın, yakındayken yanarsın. Hep yanarsın, iyi ki de yanarsın. İnsanoğlu yanmasa zaten çekilir şey değil. Çok acı, çok berbat bir şey. Ve bu çirkinliğinle, bu zaafınla, bu çekilmezliğinle Allah seni nasıl seviyor, farkında mısın? Sana nasıl bir aşk teveccüh etmiş, farkında mısın? Bunu anladığı an insan çıldırır. Yani Bekir Develi muhatap alıyor dedi ve Hayat İnanç muhatap alıyor ya, bunu bil işte. Hoşça bak zatına. Kim zübde-i alemsin sen diyor. Niye? O kadar kıymetlisin. Bunu idrak etmek kendisinin aşka tutulmasıyla mümkün hale geliyor. Aşk onun için kıymetli. Yoksa teorik kalır. Benim bir dostum var. Çok derin ilme sahip. Ona karşı derin bir saygı besliyorum. Gördün de müsaade etmiyor ki elini öpeyim. Hakikaten hürmetin var. Hürmetim var. Yatça da bizden epey ileri. Fakat biraz serin kanlı. Haddüdül mizaç. Sert. Sanırım ağlamıyor pek. Bir gün bana yekten sordu. Ya Allah aşkına benim neyim eksik Hayati? Ağlamıyorsun abi dedim. Vallahi doğru dedi. Abi sen ağlayabilmek için ağla dedim ben de. Bekir Develi soruyor. Niye ağlayamıyorum diye ağla peki hocam? Dedi ve Hayati inançtan muazzam bir yanıt. Niye ağlayamıyorum diye ağla. Allah seni ağlatsın yani. Bunu iste. İşte o hal, gözden ateş gibi dökülen gözyaşı. Enteresan bir şey bu. Keçecizade İzzet Molla bir beytinde diyor ki: Şer ağrı ah dane eşk i geçmi ab kılmışlar o saya dan ki murgi kamı nahcir eylemişler diyedir. Kam kuşunu, mutluluk kuşunu avlayan avcılar var ya, kafes avına işaret ediyor. Kafes avı çok enteresan bir av biçimidir. Aslında mert avcılar sevmezler o işi. Üstünü açık tutuyorsun, içime yem koyuyorsun, su koyuyorsun. Zavallı kuş çaresizlikten geliyor. Kafesi kapatıyorsun, içeride kalıyor. Kafese yem olarak gönül ateşinin kıvılcımlarını, su olarak da gözyaşını koyarlar diyor. Orada hapsediyor ve seni avlıyor. Yolu bu. Şeyh Galip merhum da öyle söylüyor. Yakut şiriz küz yerimiz dide vü dildir. Ateşte sudan hasıl olur bir güheriz biz. Siz de biliyorsunuz çok kıymetli bir yakutuz. Ama felakin ham maddemiz iki şeydir. Gönül ateşi ve gözyaşı. Suyla ateşin bileşimiyiz biz. Velhasıl yanan bir kalp, ağlayan bir çüh göz. Bütün hayatın sermayesidir. Bu bapta Yenişehirli Avni merhumun beytinin de sanki yeri gelmiştir. İki çeşmi sirişk evşan ile bir kalbi viran al. Tükenmez hasra gelmez daimi irad lazımsa. Ömür sermayen elinde bir avuç buğday gibi. Ben bunu nasıl değerlendireyim? Nereye yatırım yapayım? Riskli diye düşünüyorsun. Sana öyle bir yatırım yolu söyleyeyim ki kıyamete kadar karın eksilmez. Kıyametler kopsa zararın olmaz. Ağlayan bir çift göz ve yanan bir kalp al. Her şeyini ver ama bu ikisini al. Fabrika Ayarı 6. bölüm sezon finali. Sezon finalini vermiş olduk 6. bölüm.